Allah da şöyle bir can kulağıyla dinleyin. Gerçekten kalb ile, yakin ile, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şemali ile rüyada görmek isteyen iyi dinlesin. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, şeytan benim kılığıma giremez. Şimdi güzel güzel tane tane okuyacağım. Allah razı olsun, iyi dinleyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şemali şerifi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılan en güzel mahluktur. Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı özel kulu seçti. 1. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok yakışıklı ve alımlıydı. Mübarek boyu ne çok uzun ne de çok kısaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam boyu ortalama 1.85-1.90'dı ama 2 metrelik bir adamın yanına gelse bile ondan uzun gözüküyordu. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesidir ha. 2 metrelik bir adamın yanına gelse bile ondan uzun gözüküyordu. Mübarek saçları uzun olduğu zaman omuzlarına kadar değer, kısa olduğu zaman kulak yumuşaklarına gelirdi. Ne kıvırcık ne de düz, hafif dalgalıydı. Mübarek yüzü hafif yuvarlak ve dolgun idi. Rengi pembemsiyle beyaz arası olup ayın 14'ü gibi parlaktı. Mübarek alnı geniş idi. Mübarek kaşları yayı anımsatır gibi uzun, yani hilal kaşlı, ince ve düzgün idi. Birbirine çok yakın değildi. Kaşlarının arasında bir damar vardı ki Allah Celle Celaluhu için kızdığı zaman o damar belirirdi. Ve o damar belirdiği zaman sahabeler diyor ki biz kaçacak yer arardık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kaşın arasındaki damar belirdiği zaman biz kaçacak yer arardık diyor. Öyle bir hiddetleniyordu. Ve mübarek kirpikleri sık ve uzun idi. Mübarek gözleri iri ve doğuştan hafif sürmeliydi. Gözleri siyahdı. Dışındaki beyazı da bembeyazdı. Mübarek burnunun bitişi ince ve genel hali biraz uzun ve çekmeydi. Mübarek saçları oldukça gür idi. Mübarek yanakları düz idi. Mübarek ağzı biraz geniş idi. Mübarek dişleri bembeyaz, keskin ve parlak idi. Mübarek boynu gümüş gibi güzel ve parlak idi. Mübarek bedeni sarkık değil, kusursuz güzellikte ve birbirine uyumlu idi. Mübarek omuzlarının arası geniş, kalın idi. Mübarek vücudu tüysüz idi. Sadece göğsüyle göbek arasında ince bir tüy şeridi vardı. Mübarek kol ve pazuları irice idi. Mübarek el ayası avucunun içi geniş ve avuçları ipekten daha yumuşak idi. Mübarek parmakları hafif kalın ve uzunca idi. Mübarek ayakları düz, pürüzsüz ve yumuşak idi. Mübarek mührü kürek kemiği arasında olup sağ omzuna yakın idi. Güvercin yumurtası kadar büyükte bir mühür vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edince nübüvvet mühürü kayboldu. Duyu organları fevkalade sağlam idi ve kuvvetliydi. Pek uzaktan işitir ve kimsenin göremeyeceği mesafeden görürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birinci safta namaz kılarken en arka safta namaz kılan adamı görüyordu. Bir gün namazdan sonra adam benim en arka saftaki adama dedi ki sen dedi namazını düzelt. En arka saftaki adama diyor ya namazını düzelt diyor, namazın bozuk. Ya Resulallah nasıl gördün? Benim arkamda da gözüm var dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah Celle Celle ona böyle bir mucize verdi. Vefat ederken saçı ve sakalı henüz ağarmaya yeni başlamıştı. Başında biraz ve sakalında 20 tane kadar beyaz vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatına yakın sadece şu kısımda 20 tane beyaz sakal vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saçı ve sakalı şerifi siyahtır genelde. Siyahtır genelde. Beyazları çok azdı. El hasıl diyor o insanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en yumuşak tabiatlısı, en arkadaş canlısıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatmaya ne kelimeler yeter, ne kitaplar yeter, ne defter yeter. Ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, 7 kat yer, 7 kat gök. Kalem olsa, kağıt olsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarekliğini, bereketini, yüceliğini anlatmaya yetmez. Allah Celle Celaluhu ne diyor? Habibimi sevin, ona uyun, onu sevin, ben de sizi seveyim. Estaizu billahi bismillah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum
Vallahu gafurur rahim. De ki ey Habibim, eğer onlar Allah Celle Celaluhu sevdiklerini söylüyorlarsa. Arkadaşlar Allah Celle Celaluhu seviyor muyuz? Evet. Elleri görelim. Habire niye el kaldırıyor dedin mi? Bunlar şahit olacak. El kaldırmayan papaz var mı aramızda arkadaşlar? Var mı papaz? Ha, varsa direkt indiririz aşağı, aforoz ederiz yani. Tamam. Hepimiz Allah Celle Celaluhu seviyoruz elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu diyor ki ey Habibim, onlar eğer beni sevdiklerini söylüyorlarsa sana tabi olsunlar. Senin gibi yaşasınlar, senin gibi yesinler, senin gibi içsinler, senin gibi otursunlar, senin gibi kalksınlar. Tuvalete girerken senin gibi tuvalete girsinler, tuvaletten çıkarken senin gibi tuvaletten çıksınlar, yemek yerken senin gibi yesinler, yatağına girerken, yataktan çıkarken, adım atarken her haline sana benzesinler. Ayetin sonu ne diyor? Allah Celle Celle onları sevecek ve onların günahlarını affedecek. Ya ayet okuyorum sana. Eğer onlar sana uyarsa, sana tabi olurlarsa Allah Celle Celle günahları silecek ya. Ya affedilmek isteyen, tövbe edeceğim ne yapayım? Ya sen ne yapmana ne gerek var? Git güzelce abdest al, iki rekat namaz kıl, sünnetleri bir hayat yaşa ya. E ben sana söylüyorum. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, nasıl tövbe edeceğiz? Adama kardeşim, tövbe etmek için para almıyor kimse. Tövbe etmek için kimseden para istemiyor Allah Celle Celaluhu. Tek şart var, samimi bir kalbe Estağfirullah, Errahim, Elkerim, Ellezi, La ilahe illahu. Bitti. Ya Rabbi, ben bugün bir daha düşmeyeceğim. Peki buna ne tövbesin arkadaşlar? Nasuh tövbesi. Bir daha aynı günaha düşmemek için yapılan kesin tövbe, nasuh tövbesi. Peki, bir adam tövbe etti, aynı günaha bir daha düşüyor. Ne yapacak? Bir daha tövbe edecek. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ki, bir adam günde, bak günde, bir günaha 70 kere düşse bile, ya bir adam bir günaha günde 70 kere düşer mi? Düşmez. Ama diyor ki 70 kere aynı günaha düşse bile yine de onun tövbesi var. Efendimiz aleyhisselatü vesselam diyor ki ben günde diyor 100 defa tövbe ederim. Bunu duyan Ebu Hureyre radıyallahu anh kendine 1200'lü tesbih yaptırdı. 1200'lü tesbih. Allah Resulü günde 1000 defa tövbe ediyorsa benim dedi günde 1200 defa tövbe etmem lazım. Peki biz bugün ne yapıyoruz? Ya arkadaşlar bir estağfurullah demeye korkuyoruz. Bir estağfurullah demeye çekiniyoruz. Rabbim sonumuzu hayır etsin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah.